Turizm ülkemiz ve şehrimiz açısından büyük önem taşıyor. Turizm 54 sektörü etkileyen taşıyıcı bir sektördür. Ülkemiz açısından büyük önem taşıyor. Çünkü milli gelirimizin %12'si turizm sektöründen elde ediliyor. Saadet Partisi İl Başkanı Ali Demirkıran düzenlediği basın toplantısında turizm ve ekonomik gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Öztrakya Bahçesi'nde yapılan basın toplantısına Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş ile partililer katıldı. İl Başkanı Demirkıran, turizmin Edirne ve ülkemiz için önemine değinerek Türkiye'ye geçen yıl 52 milyon turist geldiğini, TÜİK verilerine göre 34,5 milyar dolarlık turizm geliri elde edildiğini kaydetti. Edirne'mize 2019 yılında Bulgaristan ve Yunanistan'dan 2 milyon 750 bin turist gelmiş. Ayrıca başta İstanbul olmak üzere çevre illerden gelen turist sayısı da her gün binlerle ifade edilmektedir. Edirne bir cazibe merkezidir. Edirne tarih ve kültür şehridir. Bu hareketten şehrimiz istifade etmektedir. Pek çok esnafımız, işletmemiz turizm sayesinde ayakta durmaktadır. Bu canlılık yeni iş yerlerinin açılmasına ve çalışanların sayısının artmasına da imkan sağlamaktadır. Edirne'ye 2019 yılında Bulgaristan ve Yunanistan'dan 2 milyon 750 bin turist geldiğini ifade eden Demirkıran, Edirne'nin bir cazibe merkezi olduğunun altını çizdi. Saadet Partisi Genel Merkezi tarafından salgının turizm sektörüne etkileri konusunda araştırma yapıldığını belirten Demirkıran, bu araştırmanın sonucuna göre Turizm Bilim Kurulu kurulması, konaklama vergisi ve turizm geliştirme ajansı kesintilerinin en az 2 yıl süreyle ertelenmesi gerektiğini söyledi. Turizm sektörüne faizsiz kredi olanaklarının sunulmasını, KDV'nin %18'den %1'e çekilmesini istediklerini belirten Demirkıran, bankacılık kayıtlarına sicil affı getirilmesi gerektiğini ifade etti. Genel merkezimiz toplumun her kesimine ilişkin araştırmalar yapıyor. Bu çerçevede genel merkezimizin çalışma yapan 22 politika kurulu var. Bu kurullar yaşanan sorunlar ve uygulanabilir çözüm önerileri çalışması yapıyor. Ve hazırlanan raporlar kamuoyuyla açıklanıyor. Böylece tüm sektörlerin ve geniş halk kitlelerinin sesi olmaya ve sorunların çözümü için gayret etmeye devam ediyoruz. Hazırlanan raporlardan biri de salgının turizm sektörüne etkisi, sorunlar ve alınması gereken tedbirler isimli şu elimde görmüş olduğunuz rapordu. Bunun gibi şu ana kadar 18 adet rapor genel merkezimiz tarafından açıklanmış, hazırlanmış ve kamuoyuna sunulmuştur. Turizm Bilim Kurulu acilen kurulmalıdır. Bu kurul içinde bulunan akademisyenler, sivil toplum kuruluşu ve bakanlık temsilcileriyle birlikte sektörün nabzı tutulmalı ve dünyadaki gelişmeler takip edilerek alınması gereken tedbirler tavsiye niteliğinde olmalıdır. Yani ne yapılmasına ilişkin tedbirler hazırlanacak. Konaklama vergisi çıkarıldı biliyorsunuz yılbaşında her şey normal giderken. Bu konaklama vergisi ve turizm geliştirme ajansı kesintileri var. Bunların da 2 yıl süreyle ertelenmesi isteniyor. Kamuya ait her türlü vergi, borç, aidat ödemelerinin uzun yıllara yayılan bir plan çerçevesinde yine turizm sektörüne nefes aldırılması için ötelenmesi, düzenlenmesi talep ediliyor. Yine bankacılık kayıtlarına ilişkin sicil affı getirilmelidir. Pek çok işletme önceden bir çiziği sebebiyle kredilerden faydalanamıyor. Bu konuda da bir sicil affı getirilmesi. Turizm, karayolu taşımacılığında da KDV oranının %18'den %1'e indirilmesi isteniyor.